Peygamber sedalarına geliyoruz. Bir gül bir de kitap hediyemiz var. Biz peygamber sedalarına geliyoruz. Kolay gelsin. Tamam. Abi peygamber sevdalarından geliyoruz. Mevlid'e bir haftasıdır. Bir gün bir de kitap edeceğiz. Selamünaleyküm. Abi peygamber sevdalarından geliyoruz. Mevlid'e bir haftasıdır. Bir gün bir de kitap edeceğiz. Sağ olun, teşekkürler. Gaziantep Peygamber Sevdalları Vakfı olarak normalde her yıl Peygamber Aleyhisselam'ı anma ve anlama etkinlikleri yapmaktayız. Bu sene ve geçen sene pandemi sebebiyle yapamadık. İstedik ki insanlar suni gündemden, yapay gündemden kurtulup Peygamber Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili, Mevlid haftasıyla ilgili böyle bir gündem oluşsun. Bu gündemle beraber biz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını anlatan kitaplar dağıtıyoruz esnaflara ve gül dağıtımı yapıyoruz. Bu vesileyle inşallah böyle bir çalışmamız var. Amacımız Peygamber Aleyhisselam'ı insanlara anlatmak, Peygamberimizi insanlara tanıtmak. Bu vesileyle o Peygamberimizi onların, toplumumuzun, halkımızın gündemine getirmek. Ve bu sebeple mesela yaptığımız farklı bir çalışmamızla esnaf kardeşlerimizle, esnaflarımızla görüşerek onların bu hafta sebebiyle indirime gitmeler. Ya mesela ürün satışlarında belli bir oranda işte Peygamber Aleyhisselam Mevlid haftası na istinaden işte belli ürünlerde indirime gitmesini teklif ettik onlara ve Allah razı olsun birçok esnafımız bu kampanyaya katıldılar. Böyle bir kampanyaya katılmaktan sevinç duyduklarını ve bizim için bir onur olduğundan bahsettiler. Dediler ki bizim için bir onurdur. Bu vesileyle bu sene de inşallah böyle Peygamber Sevdalıları Vakfı Gaziantep olarak Peygamber Aleyhisselam'ı anma ve anlama etkinliği düzenleyemezsek de toplumumuza bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Peygamber Aleyhisselam'ı toplumumuzun gündemine getirmiş oluyoruz. Peygamber Sevdalıları Derneği'nden arkadaşlar bizi ziyarette bulundu. Bir esnaf olarak çok sevindik. Birer tane kitap bize hediye ettiler. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde de devamını görürüz. Bütün toplum buna muhtacız. Çünkü inanın artık insanlar bereketin, huzurun olmadığı dönemlere denk geldiler. Kınaat olmadığı döneme denk geldiler. Az da olsa şu kitabı günlük bir yarım saat, bir saatimizi ayırarak en azından Peygamber Efendimiz'in hayatından, sünnetinden bir şeyler alırsak getiren arkadaşlarımız, vesile olan kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Yani öncelikli olarak yine hüzünlü bir Mevlid-i Nebi haftası düzenleniyor ki bu bizi gerçekten hüzne boğdu. Çünkü her yıl biz düzenli bir şekilde Mevlid-i Nebi haftası geldiği zaman başta Peygamber Sevdalıları platformunun düzenlemiş olduğu Diyarbakır'daki büyük mitinge, onun akabinde çevre illerdeki mitinglere ve benzeri yerlerde bulunuyor, o etkinliklere katılıyorduk. Doğal olarak o etkinliklerde katılmış olduğumuz o etkinliklerden ciddi anlamda fayda sağlıyorduk. Yani kendi çocuklarımıza, eşimize, ailece bir etkinlik düzenlenmiş oluyordu ve oralardan biz istifade ediyorduk. Fakat geçen sene ve bu sene de olmak üzere pandemiden kaynaklı olarak hüzünlü bir etkinliği yaşıyoruz. Doğal olarak o mitingler ve benzeri şeylere katılamıyoruz. Çünkü yapılamıyor. Ha biz de buna alternatif olarak istedik ki bir nebze de olsa en azından o hüzünlü olan etkinliği bir nebze de olsa ürünlerimizi indirim yaparak ve benzeri şeylerle yani yaşamaya çalışalım. Az da olsa yaşamaya gayret ediyoruz yani.
Yani genel anlamda zaten hani insanların indirim denildiği zaman hoşuna giden bir şey ki biz bunu Mevlid-i Nebi haftasından dolayı yaptığımızı söylediğimiz vakit yani çok daha insanlarda olumlu tepkiye sebebiyet veriyor. Hani gerek kendi işimizde gerekse de müşterimizin açısından olumlu yönlerinin olduğunu görebiliyoruz.